Arkadaşlar merhaba. Bugün Kocaeli yarış programını değerlendireceğim. Güney Afrika'yı değerlendirdim, videomu yayınladım. İzleyebilirsiniz. Güzel atlar çıktı ama Kocaeli sırada o vardı. Onu değerlendirme aşamasını aldım. Burada 7 koçulu program var. Program çok zor, onu söyleyeyim. En azından benim açımdan zor. Mümkün mertebe az atla geçmeye çalışırım. Bir ya da iki at veririm. Genelde de böyle gitmesi gerekir. Çok at yazmanın bir mantığı yok. Onu herkes yapıyor zaten. Sürprize tekler vermeye çalışıyorum. Bulduğum atları söylüyorum. Bulamazsam da yok der çıkarım. Birinci koşuyla başlayayım. Yedili plase oynama niyetindeydim. Rakam yüksek çıktı kupon. Sanırım oynamayacağım. Beşli yapar, oturur, yarışlarımı izlerim diye düşünüyorum. Birinci koşuyu gene de arkadaşlar için değerlendireceğim. Birinci koşu yedili plase ilk ayağında. 3 numara Latika. Büyük at görüyorsunuz. 48 handikapı var bende. Bu handikaplar bültenlerdeki gerçek handikaplar değil. Benim handikap analizin handikap puanları. Latika 48 handikapın almasının sebebi kısa vade yarışlarda boy göstermiş bir at. 37 gün ara vermesine rağmen Kocaeli'ye neden getirirler bilmiyorum. Yani normal İstanbul'daydı. Normal tabii koşarsa bu grubu çok rahat ayıracak bir at. Zaten görürsünüz. Benim handikap sistemi de bu atı direkt veriyor. 48 ile 2'ye katlıyor neredeyse. Bu atı tek atacağım ya da bahis yapacağım bu atı diyeceğim ama neden getiriyorlar Kocaeli'ne? İstanbul'da yarış mı kalmadı? Sorusu da soru işareti de var, onu da söyleyeyim. Kazanan atlar var aşağıda, düşük çıkıyor şartlı 5'lerde. Şartlı yarışlarda düşük çıkan, handikapı düşük çıkan atlar da özellikle kazanan atlar kazanmaya devam ederler ki eğer 3 çok tereddütlüyüm 3'te koşarsa kazanır. Koşmazsa da 5 ve 4 nolu atlar ön plandalar. Hatta 5, 4, 1 ön planda gözüküyorlar. Zor bir ayak olarak gözüküyor. Latika'nın koşması gerekiyor. Latika'da yanılmıyorsam Kim Milyoner Olmak İster filmindeki başrol oyuncu kızlardan bir tanesiydi ve çok güzel bir filmdi. İzlemenizi tavsiye ederim. Hint filmi Latika. Evet. Geçelim ikinci ayağa. Altının ilk ayağı. Burada çalışmalarımı tamamlamışım. Hiçbir işaretim yok. Hiçbir tuttuğum madde yok. Şu atta ön planda diyemiyorum. Ufak bir ışık dahi göremiyorum. Yani çok enteresan bir yarış olmuş. Handikap 13. Bulurum aslında handikaplarda atlarımı. Dediğim gibi burada hiçbir atı bulamamışım. Sadece şablonu göstereceğim. Hangileri gelecek, hangileri ne olacak bilmiyorum. Karar size kalmış. Ben burayı oynarsam ya haş yaparım ya da hiç dokunmam. Zaten dokunmayacağım buraya. Böyle geçeceğim. Geçiyorum. Diğer miydim yarışımız var. Dediğim gibi zor program. Benim açımdan zor program. Tek at bulmakta çok zorlandığım program oldu. Maiden'da iki atım çıkmış. Asil kardeş ve Latin çiçeği. Bir numara. Büyük at. Burada 20 handikapla 6 numara. İşman çizim bindi at. Son iki yarışı eğer 7-7 yani tabela dışı kalmasaydı bu atı direkt size önerebilecektim. Ama ne yazık ki tabela dışı o yüzden veremedim. 1-2 atlar 4 ile 8 puanlamadı da öyleler. İkisini bırakır yazar bırakır geçerim. Koşarsa 6 numara son iki yarışını affettirir de koşmaya kalkarsa bunlardan büyük bir at, onu da söyleyeyim. Geçiyorum diğer ayağa, handikap yarış gene. Handikapları sevdiğimi söylüyorum devamlı, bulduğum yerlerdir. Hafif kilolu bir at bulmaya çalıştım. Bulamadım. Handikap 14'lerde, 1900 kumlarda hafif kiloların gelme ihtimali her zaman yüksektir. Şöyle yaptım ben de. Benim sistemim çıkarttı 3 atı. Direkt olarak zaten puanlamada ilk 3 at gözüküyor. Verdim. Akabinde... Şurada bir atım daha var. 21 handikap puanı son yarışını kazanmış. Derecelere bakmayın arkadaşlar. Dereceler aldatacaktır her zaman için. Geçti geçildiği de bakmayın. Bir yarış 4 boy ayırır. Sonraki yarışta tam tersi olur.
Kocaeli biraz Urfa gibi. Urfa'yı pek yorumlamam. Videosunu atmıyorum Urfa yarışlarının. Kocaeli de buna benzer biraz. Zorlandığım yerler buralar. Handikaplara göre koşmuyor atlar, onu da söyleyeyim. Pek emin olarak da konuşamıyorum böyle programlarda. 8 numarayı da eklerseniz gelme ihtimali var gözüküyor benim handikap sisteminde. Dişilere yer vermiyorum 1900 tukumda. 3 ya da 4 atla geçme ihtimalim var. En azından ben öyle yapacağım 5'lim için. Diğer ayağa geçeceğim. Diğer ayakta 4-5 atımız var. Şartlı 5 yarış. Burada 2 atım büyük çıkıyor ama ne yazık ki yarışları iyi değil. Eğer bu 2 at yarışlarını verseydi bana şu son 2 yarışlarında özellikle dördüncülüğün pek inanmadığım impossible 1-2-3 özellikle 2-3-4 yapsalardı çok daha rahat verecektim ama veremiyorum. 80'likler gidiyor. Bana 60'lıklar kaldı. 66-61 handikaplar çıktı. 5 ve 1, 1 ağırlıklı favori. Yani %54 AGF'si var. Ama ondan bir kademe daha bence üstün gözüken 5 var. Geçmiş olabilir 1. Ama beraber yarışa giderler ve beraber bitirirler. Bir boy birisi, bir boy birisi önde olacaktır. Tavsiyem, tek atmıyorsanız, yanına at yazmak istiyorsanız ya da altılı beşlerin para yapmasını istiyorsanız ben burada 5'i öneririm. Onun dışında rahatlıkla biri oynayabilirsiniz tek olarak. Geçiyorum diğer ayağa. Maiden dişi dediğim gibi çok zorlandığım bir program oldu benim kendi adıma. Büyük atın büyük çıkan atım 4 numara olmuş 19 handikapla sonraki yarışı tabela dışı bıraktım. Diğer kalan atların 16-17 çok yakınlar birbirlerine. Ya bu atlar aşağı yukarı birbirlerine çok yakınlar. Yani şu sonuncu sıradaki atın gelme ihtimali her zaman var. Toşur orijinli mesela. Niye geldi demem. Katiyen de kızmam. 4 atı yazıp burayı geçmeyi düşünüyorum. Ayrım yapmıyorum, yapamıyorum. Onu da söylüyorum. Geçiyorum son ayağa. Biraz dedim çalışayım son ayakta tek bulayım. Handikap 15'te güzel tek bulurum aslında. Handikap da çıkar bende. Çalışmamda gene tek bulamadım. Çok zorlandım. 3 at gözüktü. Tabela yapmayan son iki yarışına çok dikkat ederim atların. Tabela yapmadılarsa es geçerim. Tabela yapana kadar oynamam o atlar üzerine. Burada 3 tane atım kalmış bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra. Dişilere gene yer vermedim. Mesafe 1500 kum. 3 at Özbilgin birinci atım. Cahit Ağa ikinci atım. Can Yoldaş üçüncü atım. Bunlar birbirlerini geçti geçildi yaparlar. Biri 4 boy ayırır bir yarışta. Sonraki yarışta 4 boy geriden gelen at öbürünü 4 boy ayırır. Arap atları sonuçta 3 at yeterli gözüküyor. Kocaeli değerlendirmem bu kadar zor. Benim gördüğüm kadarıyla mümkün mertebe az bahis yapın. İyi paralar verebilir. Tutturma ihtimaliniz varsa, güvendiğiniz atlarınız varsa tek atın oynayın derim. Beğenmeyi unutmayın. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın.